Arkadaşlar şimdi programın TIA Portal tarafına geldik. TIA Portal tarafında gördüğünüz gibi programı yazdık. Bunu yani kaba tabirle şu şekilde yazıyoruz. Yani bu basit, normal bir hikaye yazar gibi bir Word'e. Örneğin burada L yazıyorsunuz arkadaşlar. Bir boşluk. Örneğin IB125 yazarak Enter'a bastığınız anda direkt yüklenir. Ya da L yazarsınız. Bir boşluk 8 yazarsınız. Bunu gerçekleştirirsiniz. Sonra yine büyüktür işareti yazarsınız. I'ya basarsanız aynı şekilde bu büyük türü sağlamış olur ve iki karşılaştırmayı yapmış olursunuz. JC yazar, boşluk bırakır, hata yazarsınız. Burada hata olduğu için direkt okey verdi ama normalde hata bizim şu üstteki programımız şu program olmasaydı arkadaşlar direkt kırmızı yanardı. Çünkü bu hatayı altta öncelikle şöyle gidip altta hatayı tanımlayıp iki nokta yapıp örneğin setleyerek Q25.7 ile kırmızı şeklini yok ederdiniz. Tabi burada iki tane sistem olduğu için karışıyor şu an. Burada arkadaşlar sonrasında ne yaptık? Sonrasında gördüğünüz gibi JD'den sonra IB'yi tekrar yükledik. Çünkü farklı bizim yanlış değerler girilmiş olabilir. Yine onu normal yazma değeri, yani normal basit bir şekilde yazıyorsunuz. Örneğin SLD3 yazıyorsunuz. Burada dikkat ettiyseniz şu nokta çok önemli. Biz burada artık STL diliyle yazdığımız için metinsel tabanlı olarak kodlama, programlama yazılım diline yazdığımız için, gerçekleştirdiğimiz için artık şu sağ taraf, gördüğünüz gibi bu sağ tarafta işimiz yok. Ancak şöyle işimiz var. Yeni komutlar geldikçe onları tanıtma amacıyla bir gireriz. Ancak kullanım şekli olarak burada gelip tıklayıp şöyle alma gibi bir durumumuz yok artık. O ladder mantıklı. İkinci kursta onu bıraktık. Yine özellikle 5. kursta PLC ve PLC haberleşmelerinde dönebileceğiz oralara. Orada STL değil de o mantık daha güzel uygun olabilmekte. Ancak şu an STL daha uygun şu yaptığımız işlemler için. Çünkü indirect adres sistemler gibi noktalar her zaman STL için uygundur. STL dışında yapmak zor, hatta mümkün değil bazı noktalarını. Burada arkadaşlar bundan dolayı bu komutları şöyle bir kapatalım artık. Şuradan kapatıyorum. Bu artık iptal. Bir süreliğine iptal. Gerektiği zaman gene açar kullanırız. Şu an artık yetkinlikleri kullanıyoruz. Yani işte Word Timer tipini, STL programlamada önemli olan indirect adres register, akümülatör gibi bunları komplike olarak kullanıyoruz. Burada programımızı yazdık. Dediğimiz gibi, az evvel anlattığımız gibi basit bir şekilde yazıyoruz. Bunu yazdıktan sonra arkadaşlar bir de artık görmeniz gereken yeni bir kavram. Yapısal programlama. Biz birkaç sonraki videolarda anlatılacak yapısal programlama. Orada da göreceğiz. Burada DB1 var. Bunu nasıl açıyoruz? Hemen bakalım. Add new bloğa tıklıyoruz arkadaşlar. Buraya tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi yapısal programlamanın önemli elementleri var. Organization bloklar. Yani ana bloklar. Yani tepedeki yönetici pozisyonu gibi düşünebilirsiniz. Bunlar üzerinden sistem yürüyor. Mor renkli. Sonra function bloklar, functionlar ve data bloklar. Burada function blok ve functionların farkı var. Arkadaşlar function bloklar nedir? Siz bir tane bir yapı oluşturursunuz. Bir program bloğu oluşturursunuz. Örneğin ana blokta bir şey işlenir. Oradan dallanır function bloğa, orada işlemini yapıp tekrar organization bloğa döner. Ancak burada dönme işleminin function bloğun kendine özel data blokları olduğu için siz bir değerle gönderip tekrar function bloğunda yeni bir, örneğin matematiksel işlem yaptırıp o değeri organization bloğa getirebilir. Ancak functionların kendine özel bir data bloğu yok. Functionlarda data gelmez. Sadece işlem yapılır, direkt çıktı olarak o an orada alınır. Lokal olarak yani. Data bloklar zaten daha önce de hep anlattık, bir hafıza alanıdır. Özellikle function bloklarla birlikte kullanılabiliyor. İşte organization blokların içinde kullanılabiliyor gibi. Örneğin siz burada data bloğa basıp arkadaşlar burada manuel ve otomatik kısmı var. Otomatik derseniz sırayla hangileri kullanılmışsa, örneğin 1 kullanılır artık 2'yi alır. Örneğin yeni açsak direkt gördüğünüz gibi otomatik burada DB yazıyor, number yazıyor. 2 numaralıyı alacak, global yani. Örneğin manuel yapıp siz istediğiniz farklı sayısal olarak da örneğin DB7'yi almak istiyorum da diyebilirsiniz. Ve şurada da arkadaşlar ismini yazıyorsunuz. Örneğin ben burada DB1 yazmışım. Bıraksanız data block 1 diye yazar. Uzun bir şekilde buraya uzar. Bu şekilde arkadaşlar yüklemesini yaparsınız. Yani ne yaparsınız? DB1 yazarsınız. Otomatikte kalır. Direkt oka basarsanız buradaki DB1 yüklenir. Bu şekilde arkadaşlar data bloğumuzu yükledik. Ve açtıktan sonra yapacağınız şey şu. İşte statik, yani name alanı var. Buralar arkadaşlar siz değer yüklemeniz gerekiyor. Örneğin ne yapmanız gerekiyor? Siz alt tarafa buraya bir zaman 1 değerini yüklüyorsunuz. Yani zaman 1 yazıyorsunuz ismini.
Data tipini örneğin word yazdık. Biz bunu değiştirebiliriz. Örneğin byte de yapabilirdik ya da s5t yazıp formatı da değiştirebilirdik. Örneğin s5t yazsaydık buraya s5t ds örneğin 5s alt dire 300 ms yazabilirdik. Ama biz burada gördüğünüz gibi burada da yine data blue'un içinde de ve burada da str yazdığımız için word formatını kullanıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar şuradaki set point'e tıklayıp şuraya zaman değerini yükleyip buradaki şunlar arkadaşlar offset denen adresleridir. Yani data blue şu an burası data block. Data block'un sıfırıncı word'ü arkadaşlar. Sıfırıncı word'ün sıfırıncı bitinden başlayıp 2 byte'lik alandır bir word. Sıfırıncı byte'ın yani sıfırıncı word'ün sıfırıncı bitinden birinci word'ün birinci byte'ın diyelim 7. bitine kadar alanı biz bu değerle yüklüyoruz. Sonraki değer 2. byte 0. bitten başlıyor. 3. byte 7. bite kadar devam ediyor. Sonra yine 4. byte'ın 0. bitinden şeklinde devam ederek 2 byte 2 byte data bloklar ayrılıyor. Ve bu şekilde siz ne yapıyorsunuz? İstediğiniz değerleri yükleyebiliyorsunuz. Tabii bunu word değil de örneğin double word yaparsanız şurada gördüğünüz gibi nerede? Şurada mesela d word. Bu ne olur? Burası 0 0 0. byte 0. bitten başlayıp 3. byte 7. bite kadar gider. Yani 4 byte'lık bir alan. Yani bir double word'lük alanı kullanmış olursunuz. Ve sonraki 4'ten başlar. Yani gördüğünüz gibi bir segmente ayrılır. Çünkü double word olduğu için. Ya da bu şekilde farklı noktalarda kullanabiliyorsunuz. Farklı data tipleri. Bunlara da değineceğiz bir sonraki videolarda. Şimdilik bu şekilde zaman 1 word formatında yani 2 byte formatında 2002 değerini yani bu 2 kat sayısı biliyorsunuz saniyeydi. Bu da sayısal değer olarak da 2 idi. Yani 2 saniye yüklemiş olduk. 5, 8 diye saniyelere yükledik buraya. Şimdi arkadaşlar data bloğu yükledik. Yapısal programlama data bloğu buraya değerlerimizi girdik. Sonrasında main bloktan da programımızı yazdık. Normal bir hikaye yazar gibi buraya yazdık. Şimdi buna simülasyon tarafını yükleyelim. Sonra arkadaşlar simülasyon tarafını yükledikten sonra programımızı çalıştırırdık mı daha iyi anlaşılacaktır. Arkadaşlar şimdi programı simülasyonu için doğlant yaptık buradan CPU'dan. Compile, doğlant, go online yaptık. Gözlüğümüze bastık. Şimdi arkadaşlar programımız gördüğünüz gibi ilk tarafta bir karşılaştırma işlemi yapıyor. Biz örneğin ilk olarak 8'den büyük bir değer girerek şurada hataya gidelim. 8'den değer nedir? 10 değeridir. 10 değerini nasıl yazarız arkadaşlar? Örneğin 8 ile 2 değerini yükleyelim. IB kaçtı? 125. Dikkat edin. IB 125 şu an 0 değeri var. Ve arkadaşlar biz örneğin IB 125'e 1, 2, 4, 8 şunu aktif edelim. 8 ile örneğin bir de 2 değerini yükleyelim. Ve 10 oldu. 8, 2 daha 10. Gördüğünüz gibi A değeri yüklendi. Bak şurası arkadaşlar canlı anlık değerdir burası. Yani gözlük değeridir. Yani anlık olarak canlı olarak izlediğiniz değer. Dikkat edin arkadaşlar. A değeri A neydi? 10'du. Biz burada gördüğünüz gibi 10 değerini yükledik. Buradaki IB 125'e bastığımız an ya da gerçek hayatta fiziksel olarak 4 3 numaralı bitle 1 numaralı bite basarsanız bunların değeri katsayısı olarak 10'dur ve siz L ile akümülatöre yüklediğiniz an 10 değeri A değeri yani 9'dan sonra heksadesimal olarak nedir? 10'dur. A değerini akümülatöre yüklediniz, 8 ile yüklediniz ve A yani 10 değeri 8'den büyük olduğu için JC ile hataya gitti ve gördüğünüz gibi hatayla 225.1 gördüğünüz gibi şu an aktif. Şurası gördüğünüz gibi silinik gözüküyor yani devre dışı. Sadece şu iki satır ve burası aktif. Şu an hata ile sistem şu lamba yanacaktır. Örneğin siz 225 çıkışına bir lamba bağlarsanız bu lamba yanacaktır ve bu lambayla birlikte siz hata olduğunu anlayacaksınız. Diyelim ki biz örneğin arkadaşlar 4 değerine girelim. 4 değerine bastığımız an gördüğünüz gibi burası artık silinik değil. 4 değerine girdik ve 4 ile 8'i karşılaştırdık ve arkadaşlar gördüğünüz gibi burası silinik artık. 1 değil. 1 yazıyor artık eski değeri bu ve silinik. Ve şurası daha canlı renkli dikkat ettiniz ve burası şu an aktif. Ve ne oldu arkadaşlar? Büyüktür olduğu için JC'den kurtulduk. L ile buraya geldik. Yani L ile ne yaptık? IB 125'in değerini L'ye tekrar yükledik. 4 değerini. Dikkat edin zaten 4 değeri. 4 değerini yüklediğimiz zaman arkadaşlar biz bunu 3 tane kaydırdık. 3 tane kaydırmamız ne demek? O değeri örneğin 0 0 0 0 sonra 0 1 0 0. Yani şu 1 byte'lık binary formatında 0 1 1'ler formatındaki sayımızı biz 3 bit sola kaydırdık. Ne olacak? Bu 1 3 tane sola kayacak. 1 2 3. Yani buradaki 5. bit 1 olacak. Şu sağ taraf komple 0 olacak. Bunu da niye yapıyoruz? Biz çünkü data bloğun içine byte olarak erişmek istediğimiz için şu bitlerle işimiz yok. Pointer adresleme yani indirect adresleme de kullanacağımız için bit tarafından
Kurtulmak için özellikle 3 tane her zaman kaydırmamız gerekiyor. Eğer böyle sayısal olarak girerseniz, yani direkt butonla olduğu gibi. Ama eğer siz PDS 4.0 diye pointer olarak girerseniz böyle kaydırmalara gerek kalmaz. Onu da bahsetmiştik yine derste. Şimdi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 tane kaydırdığımız zaman 32 yazıyor. Neden 32 yazıyor? Çünkü arkadaşlar 1, 2, 4. Ve bundan sonra nasıl gider arkadaşlar? 4. Biz bunu 3 tane kaydırdık mı ne olur? 4, 8, 16, 32. Yani 1, 2, 3 tane kaydırmış olduk. Ve aslında bunu aktif ederek 3 tane kaydırarak bu 32 olduğu için burada da 32 yazdı. SLD ile. Şimdi arkadaşlar biz bunu ne yapacağız? Transfer edeceğiz. Yani MD2 ile MD2'ye transfer edeceğiz. MD2'ye hexadesimal olarak transfer edeceğiz. Ve burada 20 değeri gözüktü. Ve hexadesimal olarak transfer ettiğimiz için 20 değeri gözükmesi normal. Çünkü biz az evvel binary formatındaydı. Şimdi hexadesimal. Hexadesimalde burası nedir? 4 bit ayırır. Ve buradaki 5 değeri 1, 2'dir. 2 buradan gelir. Ve burası da hiçbir değer olmadığı için. Çünkü şuradaki 1 buraya kaymıştı. Burada artık hiçbir değer yok. Burası da 0 olduğu için ve burası 2 olduğu için 2 0 daha 20 yapar. Ve hexadesimal formatta transfer ettiğimiz için burası 20 olur. Dikkat edin. 16 yazdığı için hexadesimal olduğunu anlıyoruz. Yani oraya dikkat edin özellikle. Ama L yazarsanız bu nedir? Binary formatında sizin normal bir şekilde datayı aktarmanız demek. 16 yazdığınız anda bunu siz hexadesimal olarak aktardığınız için. Aslında bu yine 32 20'dir. Yani ikisi de aynı şeydir. Ancak formatlar farklı. Data diplerinde yine bunlara değineceğiz. 20 değerini arkadaşlar transfer ettik ve MD2'nin içinde artık ne var? 20 değeri var ama hexadesimal olarak. Ve şimdi arkadaşlar artık indirect adresleme de kullanabiliriz. Ne yapacağız? Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi OpenDB data block 1'i açtık. İçine artık 24.0 ile aktif ettiğimiz anda gördüğünüz gibi şu an 0 var. Ve gördüğünüz gibi timer şu an yüklememiz lazım. Çünkü timer değerini aktif etmemiz lazım. 24.0'a basalım arkadaşlar. 24.0. Şuraya basalım. Ve buraya bastığımız zaman arkadaşlar dikkat edin. 1 oldu ve şu an saniye sayıyor arkadaşlar. Şuraya dikkat edin. Ve bu saniyenin saymasını nasıl sağladık? Buradaki arkadaşlar 124.0'ı entlersek, butona buradan basarsak buradan alt satıra dallanır. Ve alt satıra dallanması demek şurada akümülatöre data block word şurada indirect adresleme var. Burada ne yazıyor? MD2. MD2'de ne var arkadaşlar? 20 değeri var. Dikkat edin, biz bunu pointer formatına çevirerek buraya atacağımız için dikkat edin içine ne gitti? 2008'in olduğu yer gitti. Yani 4.0 gitti. Çünkü biz zaten 4'e basmıştık ve burayı kaydırarak SLD ile 32'ye dönüştürdük. Sonrasında o pointerla tekrar neresi aktifti arkadaşlar? Şuydu aktifti. Pointer'da ilk 3 bit bitti arkadaşlar. Şurası 0 0 0 olduğunu düşünün. Bit olduğunu. Sonra 1 2, 4. Yani arkadaşlar byte olarak burası aktifti. Ve biz aslında 4'e ulaşmış olduk. Pointer formatı için aslında biz burada 3 tane kaydırmayı gerçekleştirmiş olduk. Ve böylece buradaki arkadaşlar 4.0 yani data bloğun şu içindeki 4.0'lık word alanına yani ulaşmış olduk. Ve böylece biz onun içindeki 2008 yani 8 saniyelik timer değerini biz ne yaptık? Akümülatör yükledik L ile, sonra onu da T1'e aktardık. Ve T1 ile de bunu arkadaşlar kendine ait kontağını aktif ettik. Aktif olunca da buradaki çıkış lambası yandı. Ve onu da arkadaşlar birkaç farklı butonla, farklı örneklerle burada deneyelim. Buraya bir tane output atayalım. Onu da bakalım çalışıyor mu. I125.7. Şuraya I125 yapalım. Şimdi arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi hata yanıyor. Bu eskiden kalma herhalde. Şimdi arkadaşlar şey yapalım. Ne yapalım? Örneğin biz 1 numaralı butona basalım. Ya da 1 değil 0 numaralı butona basalım. 2 saniye çalışsın. 0 numaralı butona bastığımız an dikkat edin. Şurada 8 değer yüklendi ve şurada MD2'nin içinde bir değer var. Ama şurada 124.0 aktif edersek buradaki T şuradaki saniye saymaya başlayacak. Dikkat edin. 124.0 şurada arkadaşlar. Şuraya dikkat edin. 124.0. Burayı şimdi aktif edelim. Bastığımız an gördüğünüz gibi şurada şu an 2 saniye saymaya başladı ve buradan süre gitti artık ve süre azalmaya başladı ve sistem çalıştı. Devam edelim şimdi. Sonrasında arkadaşlar burada örneğin siz 3 saniyelik bir süreyi kullanacağız ya da 4 saniyeyi kullandık. 6 saniyeyi kullanalım. Burada gördüğünüz gibi 6 için ne yapmamız gerekiyor? 1, 2, 4. 4 ile 2'yi kullanmamız gerekiyor. 2
ve 4 aktif ettik. Yani 6 saniye ve buradaki 6 numaralı Word'e ulaşacağız. 12 saniye yükleyeceğiz yani. Pardon, 6 saniye değil. 6. Word içinde de 12 saniye olduğu için 12 saniyelik alana ulaşacağız. Şimdi arkadaşlar IS24.0'a basarak şuradaki noktayı aktif ederek alt satırda indirekt adresleme yaparak biz T1'e şuraya 12 saniye yazacak. Dikkat edin arkadaşlar. Bastık ve şurada 12 saniye saymaya başladı arkadaşlar. Ve bu 12 saniye ile artık biz şuradaki gördüğünüz gibi Q124 çıkış aktif. Şurası yanlış yazdık. Q124 ve gördüğünüz gibi Q124'ün 0. biti şu an aktif ve durdu. Şimdi örneğin şey yapalım. Bu sefer de 8'i çalıştıralım. 8 için ne lazım? 1, 2, 4, 8. Şunu aktif etmemiz lazım. Buna bastığımız an gördüğünüz gibi 40 değeri yüklendi. Pointer olarak bu dönüşecek. Ve 124.0'da da aktif ettiğimiz an şurada arkadaşlar 15 saniye olacak. Ve gördüğünüz gibi 15 saniye datamız yüklendi. Şurada gördüğünüz gibi. 1 saniye demekti katsayısı. 15'te 1'i çarptık mı 1 saniye 15 saniye yapar. Ve buradaki değer Q124.0'ı burada gördüğünüz gibi aktif etti. Ve süre dolduğu an burası değerden çıkacak. Niye değerden çıktı? Çünkü SE tipi olduğu için özellikle 1. 2. kursta bu timerlara çokça girdik. Orada bunları çok güzel anlatıyoruz. Örneğin arkadaşlar son olarak da bir ara değer girelim. Bakalım ne olacak. Çıkalım. Şöyle 0, 2, 4, 6, 8 değil de örneğin şu aradaki değeri 3 girelim. 3'ü girmek için ne yapmamız lazım? 1, 2, 4, 8 diye gidiyordu. Biz 1 katsayısı ve 2 katsayısını aktif edelim. İkisi 3 yapar. Şimdi bunu bastığımız an normalde arkadaşlar 2 neydi? 5 saniyeydi. 4 neydi? 8 saniyeydi. Şimdi bakalım kaç saniye gelecek? Dikkat edin. Burada gördüğünüz gibi 4'ten biraz büyük bir saniye geldi. Yani ara değer verdiğiniz gibi burada biz özel olarak belirtmediğimiz için daha farklı bir nokta çalışıyor. Ya da burada örneğin 1, 2, 4, 8. Örneğin biz 4'te 1'i yani 5'i aktif edelim. Şu ara değer. Yani 8'de 12 saniyenin ara değeri. Ve bastığımızda gördüğünüz gibi 8'den az bir büyük değer geldi. Yani 8.2 saniye gibi bir değer geldi. 8'e yakın bir değer. Ve bu şekilde arkadaşlar çalıştırmış olduk sistemimizi. Yani buradaki sistemimizdeki önemli noktalardan birisi biraz yapısal programlamaya artık girmiş olduk. Burada indirekt adreslemeyi kullandık. Burada sola kaydırma gibi, karşılaştırma gibi, buradaki dallanma gibi, data bloğu açma gibi, akümülatörü kullanma gibi, timer'ın E versiyonu gibi, data block gibi birçok farklı noktalara değinerek birbirlerine entegre ederek bir program oluşturduk. Ve yapısal programlamada en önemli noktalardan biri buradan data block alanından, hafıza alanından bir giriş butonuna basarak data block alanından bir değeri, daha önceden girilmiş bir değeri, buradaki herhangi bir butona basmaya göre o değeri çekerek indirekt adresleme yaparak burada çıkışımızı bastığımız farklı butonlara göre farklı zamanlar yükleyerek çalıştırmış olduk. Ve bu şekilde arkadaşlar güzel bir uygulama gerçekleştirdik. Şimdi sonraki derslerden görüşmek üzere.